Evet, şu anda Akarca'dayız. Akarca'nın refahı için çaba sarf eden arkadaşlarla beraberiz. Akarca'nın bir pazar sorunu var. İsmail Yetişkin her seferinde söz vermesine rağmen bir türlü Akarca'ya pazar açamadı. 65 yaş üstü, hatta 102 yaşındaki bir müzisyen abimiz bile her hafta buradan kalkıp Seferihisar'a gidiyor ve orada pazar alışverişini yapıyor. Sizden başlayalım, önce sizi bir tanıyalım. Akarca Sivil İnisiyatif'ten Şaban Başar. Akarca Sivil İnisiyatif'in sözcüsüyüm. Aynı zamanda Yeni Sevleri Kooperatifinin başkanıyım. İsmail Bey'le seçim programına geldiği zaman ilk verdiği söz bize Akarca'mızın pazar yerine kavuşacağıydı. 2 sene geçti, bekliyoruz. Burada bir bankamatimiz yok. Bir alışveriş yapacağımız bir marketimiz yok. Akarca üvey evlat olmuş. Bu kadar. Evet, sizi tanıyalım. Evet, Hakan Tüte benim ismim. Akarca'da oturuyorum. Burası için çalışan arkadaşlardan biriyim. Aynı dertleri söyleyeceğiz. Burada insanların rahatça yaşayabilmesi için bir pazar yerimizin olması, bir marketimizin olması hepimiz için iyi olacaktır. Başkanın sözleri var. Bunları tutmasını bekliyoruz. Buraya eğer market gelir, pazar yeri gelirse buradaki oturan insan artacaktır. Buranın şekli şemali değişecek ve zannediyorum oy potansiyeli de artacaktır buradaki. Bunları iyi hesaplamak lazım. Teşekkür ederim. Zannediyorum Gündenay Kafe'nin hemen 500 yukarısında bir 500 metrekarelik mi? 5 dönümlük evet, mü? Bir 5, yer var. 500 metrekarelik bir yer olduğu konusunda İsmail Başkan'ın bir söylemi vardı bir toplantımızda bize. Burası için düşüncelerini söylemişti. Hemen hemen bir 6-7 ay geçti aradan. Bu sezonu bitirdik galiba. Ama eğer böyle bir yer olursa, mesela benim fikrim 500 metrekarelik bir yer varsa, bunun 300 metrekaresini büyük bir market haline getirip, diğer kalan kısmı da 50'şer metrekarelik küçük dükkanlar halinde belediyeye kiralayabileceği bir yer halinde yapabilirse buranın şekli biraz daha değişecektir diye düşünüyorum. Hem belediyeye bir gelir sağlar. Hem belediyeye hem bir katkı olacaktır, gelir olacaktır. Akarcalıların yani bu sorunu. Yani burada o 50 metrekarelik yere küçük olur, belki daha küçük olur. Bir berberi gelebilir buraya, bir esnaf gelebilir. Buranın bir şeyi olabilir, kasabı bir elektrikçisi olabilir. Yani buranın yaşayan insanların burada biraz daha iyi şartlara ihtiyacı var. Bunu sağlamak da sanırım belediyenin görevi. Seferihisar'a mahkum olmasın buradaki insanlar. Buradaki ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını burada giderebilsinler. Ulaşım sorunu var bir kere. Kış ayları 2 saatte bir dolmuş geliyor. O da gelirse. Yağmurda, karda, kışta buradaki insanlar rezil rüsva oluyor. Evet. Buyurun. Tonoz Akalım ben. Namı diğer kaldırım mühendisi. Ya hiçbir zaman önce insan denmeyen bir ülkede yaşadığımızın bilincinde olalım. Önce insan diyememenin sıkıntılarını yaşıyoruz hep. Bunca büyük salgında bütün hekimler ölüyoruz diye çığlık atarken kalabalıkları şehrin merkezine sığdırmanın ne kadar akılcı bir şey olduğunu anlayamıyoruz. Bunda sadece İsmail Bey'i eleştirmiyorum bu konuda. Kamu otoritesinin yönetiminde bulunan bütün insanların hıfzıssıhha kurulunu da eleştiriyorum. Hıfzıssıhha kuruluna da burada talebimiz vardı bizim. Ancak bunun çözümünü haftada 3 gün pazar yapmakta buldular. Yani haftada 3 gün pazar yaptığınız zaman insanları pazardan azar azar alıp 3 günde çıkmalarını sağlıyorsunuz. Bu kadar düşünemiyor muyuz? Hayretler içerisindeyiz. Akarca'dan gelen yaklaşık yaz aylarında 10 bin olan nüfusunu Akarca'nın kent Seferihisar'ın kent merkezine sığdırmanın anlamı ne? Bu insanlara kötülük yapmak mı? Eğer onda karar veriyorsanız evet. O eğitimlere ve topluma büyük bir kötülük yapıyorsunuz. Bunu lütfen değerlendirin. Haziran'ın başında İsmail Bey'e ve Kaymakamlığa, Hıfzıssıhha Kurulu'na talepte bulunduk. Ancak bir yanıt alamadık maalesef. Tabii bizim de zamana gelince bunları yazdığımız birer not defterimiz var. O not defterimizi açıp bakacağız ne yapmamız gerekiyor diye. Gereğini yapacağız herhalde. Bugün Sağcık'ta 7 tane büyük marka market var. Kış nüfusu
zannediyorum Akarca'dan daha azdır. Bu pandemi dolayısıyla özellikle bu sene Akarca'da kalacak olan, kışlayacak olan insanlar ve bundan sonra da buraya da devamlı yaşamayı düşünen insanların adedi oldukça arttı. Bizim çevremizde soba kalorifer yaptırma oranı çok fazla arttı. İnsanlar artık şehirlerden kaçıp buraya geliyorlar. Buradaki eksiklerin en büyüğü gıda temini, ulaşımın zorluğu. Buraya aciliyetle bankamatik. Evet, bankamatik. Yani insanları buraya çekmemiz gerekiyor. Buradan göndermememiz gerekiyor daha doğrusu. Buradan Seferihisar'a. Acaba diyorum, bazen düşünüyorum. Seferihisar Akarca olmasa Seferihisar'ın esnafı ne durumda olur? Çünkü Sığacık'ta 7 tane marketi kaldırabilecek bir kapasite var. Sığacık, Akarca'da hiç yok. Demek ki bugün Seferihisar'ı besleyen %40, %50 Akarca. Bu biraz da birilerini durduruyor galiba. Bu yanlış bir şey. Biz burada güzel ve rahat yaşama, refah içerisinde olma hakkımız var. Ve bunun belediyece sağlanmasını istiyoruz. Tek derdimiz bu. Evet, öteki problemler sonra halledilebilir ama gıda konusu hele pandemi döneminde çok önemli. Teşekkür ederim. Evet, sanırım Sayın Yetişkin, Akarcalıların taleplerini duydunuz. Yani bir an önce bir pazar, bir market açılması gerekiyor buraya. Ama işte nedenini biz de çözemiyoruz. Akarca'ya neden üvey evlat muamelesi yapıldığını biz de çözemiyoruz. Mümkünse bundan sonra üvey evlat değil de Akarca'yı da öz çocuğunuz gibi görün, öz çocuğunuz gibi hizmet verin diyorum. Teşekkür ederim.